Evet Ayşenur İdris, bizler şu an Samsun'dayız. Kuruluşun ve kurtuluşun, mücadelenin, milli mücadelenin önemli kilit noktalarından bir tanesi. Samsun MHP lideri Devlet Bahçeli'de saatler 16'yı gösterdiğinde bulunduğumuz bu meydanda, Cumhuriyet Meydanı'nda olacak ve Samsunlu vatandaşlara önemli mesajlar verecek. Hem iç politikanın sıcak başlıklarına hem de dış politikanın önemli gündem başlıklarına parantez açacak MHP lideri Devlet Bahçeli 8. durak olan Samsun açık hava toplantısında. Elbette ki bizim ta ki MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüye çıkana kadar Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda özel konuklarımızla özel yayınlarımız devam edecek. Hemen ilk konuğumu izleyicilerimize tanıtayım. MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz efendim. Efendim aslında miting atmosferini konuşacağız. Siz haftalardır hazırlık yapıyorsunuz, biliyoruz oldukça da güzel hazırlanıldı bugün. Samsunlu evet. Vatandaşlar MHP liderini bekliyor ama Manisa İl Başkanı'ndan da geçtiğimiz saat dilimlerinde, gece saatlerinde acı bir haber geldi. Murat Öner bir kalp krizi geçirdi efendim ve hayatını kaybetti. Dilerseniz bir başsağlığı dileğinde, bir taziye dileğinde bulunalım, ardından başlık başlık açalım. Evet, önce Manisa İl Başkanımız Murat Öner'e Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ecel bu. Geldiği zaman gelenler saati vakti gelince gidiyor. Ama tabii bizim için böyle ani ölümler üzücü oluyor. Ben bir il başkanımız olarak kendilerine çok üzüldüm. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesine çok büyük başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Geçen hafta bugün işte pazar günü bir terör eylemi olmuştu. İstanbul'un çok güzide bir İstiklal Caddesi'nde. Oradaki terörü de lanetliyorum, kınıyorum. Oradaki giden 6 tane canımız, şehidimiz var. 81 tane yaralımız oldu. Onlara da acil şifalar ve ölenlerimizde Allah'tan rahmet diliyorum. Evet efendim, aslında Mehmetçiğimizde bir cezalandırma operasyonu başlattı gece saatlerinde. Hem Suriye'ye hem de Irak'ın kuzeyine başarılı bir operasyon düzenledi. Hava harekatı düzenledi. Değerlendirmeniz ne olur? Tabii ansızın gelebiliriz diyordu Cumhurbaşkanımız. Terörün son terörist kalana kadar ülkemizde ve hatta sınırlarımızda bize tehlike yaratan bölgelerde son terörist ortadan kalkıncaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelesi devam edecektir. Şimdi bugün de bir hareket yapıldı Suriye ve Irak'ın kuzeyine. Oralarda tabii ansızın gelebiliriz dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir politikası hali bu. Orada da bu teröristlere işte efendim güvenli bölgeyi oluşturup kendimizi, ülkemizi efendim güvene almak için, bekamızı sağlamak için bunlar yapılmak mecburiyetinde. Ben Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin diyorum. Tabii bu hava harekatı yapıldı. Hava harekatı çok başarılı. Tabii orada kalıcı olunabilmesi için de bir kara harekatı da gerekmekte. Onu tabii bizim uzmanlarımız, bizim oradaki görevlilerimiz, askerlerimiz bunu biliyorlar tabii. Efendim dilerseniz miting atmosferine geçelim. MHP evet. Lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında açıkladı. Açık hava toplantımızın bir tanesi de Samsun'da olacak dedi ve o günden itibaren sizin hazırlıklarınız başladı. Nasıl bir miting bekliyor bugün bizi? Evet, ben size çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. 1 Kasım grup toplantısına, il başkanları toplantısına katılınca orada bize bir büyük hediye verilmiş oldu. İşte 20 Kasım 2022 Pazar günü Samsun'da mitingimiz olacak diye bizi heyecanlandırdı tabii. Sayın Genel Başkanımız bizi, Samsunluları çok büyük onur vermiş oldu. Şimdi tabii 1 Kasım'da orada toplantımızı bitirip 2 Kasım'da Samsun'a ulaşır ulaşmaz bütün çalışmalarımızı o gün başladık. Şu ana kadar inşallah bu miting, bu açık hava toplantısı bitip en son noktada Sayın Genel Başkanımızı uğurlayana kadar biz teyakkuzdayız. Şimdi nasıl çalışma yaptınız derken, bizim 1250 tane muhtarı, 56 tane muhtarımız var. 1256 muhtarımıza, üyelerimizin tamamına, efendim Ordu, Giresun, Kastamonu, Sinop illeri de bu mitinge gelecekler.
Onlarla da birebir buralarda toplantılar yaparak bu mitinge hazırlandık. Ben şuna inanıyorum. Samsun ilk adımların şehri. Sayın Genel Başkanımız bildiğiniz üzere büyük kurultay sürecine giden ilk başlayan kurultay kongreyi bize burada vermişti. İlk adım ilçemizin ilk adımı olan şehirde gerçekleştirmiştik. Şimdi Samsun kurtulan değil, kurtaran bir şehir. Samsun İstiklal Meşalesi'nin merhum Atatürk'ümüzün tütün iskelesinden bandırma vapuruyla gelip ilk adımını attığı yer. Samsun çok farklı bir yer. Bence Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel denizi, yaylaları, yeşili, turizm alanları. Yani çok güzel bir yer. Ben bugünkü mitingi Allah kısmet ederse işte 4 Eylül'de başlayan Sivas, daha sonra 7.si Elazığ. Bugün de Allah kısmet ederse 8.sini burada hep beraber yaşayacağız. İnsanlarda büyük bir heyecan var. Şimdi göreceksiniz, dinleyeceksiniz, bakacaksınız, mikrofon tutacaksınız insanlara. Gerçekten bilge liderimizi Samsun böyle heyecanla bekliyor. Vereceği mesajları, efendim Türkiye'ye, dünyaya vereceği mesajları dört gözle böyle heyecanla beklemekteler. Bizim mitingimizde Allah nasip ederse birazdan müşahede edeceğiz, göreceğiz Sayın Genel Başkanımız kürsüye çıktığı zaman. Buralar dolup taşacak. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan mitinglerin en heyecanlısı, en kalabalığı ve en güzeli olacak diye düşünüyorum. Efendim aslında siz de değindiniz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş yolunu açtığı şehirlerden bir tanesi Samsun. Öte yandan da şöyle bir ifadesi var Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inandım ifadesini kullanmıştı. Yine buradan da hem Türkiye'ye hem tüm dünyaya da mesaj verilecek. Bunu biliyoruz. Öte yandan da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evet ortaya koyduğu bir vizyon var ama Türkiye yüzyılı vizyonu da şu anda konuluyor. Neler söylersiniz? Şimdi Samsun'a Atatürk, merhum Atatürk adım attığı zaman eğer burada yılgın bir halk görseydi, efendim işte küsmüş bir halk görseydi, kendine özgüvenini yitirmiş, silahını kaybetmiş, nüfusunu kaybetmiş, savaşları kaybetmiş, efendim bir morali bozuk bir halk görseydi, şuna emin olun, Atatürk'ün de kendi söylediği gibi belki morali bozulup belki bu meşale buradan yakılamayacaktı. Bu meşale burada onun için buradan yakıldı ve başarıya da ulaşıldı. İşte son hedefiniz, ilk hedefiniz diyerek efendim düşman biliyorsunuz denize döküldü. Bugünkü sınırlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Müsaki Milli ile beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş oldu merhum Atatürk'ün işte sayesinde. Ama şunu söyleyelim, eğer burada bir moral bulmasaydı, burada o cesareti almasaydı, burada evet yürü önümüzden geliyoruz, bu işi halledelim, şu düşmanı denize dökelim denmeseydi belki de değişik şeyler, başka şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Efendim aslında mitingler Samsun'dan bugüne kadar 8. durak 2023'e doğru aday belli, karar net temasıyla yapılıyor. Bu kapsamda değerlendirmeniz ne olur? Şimdi aday belli, karar net 2023'e doğru işte mitingimizin adı. Tabii şimdi biz Cumhur İttifakı'yız. Cumhur İttifakı kapsamında Sayın Genel Başkanımız 2 yıl önce, belki daha önce bizim adayımız, bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Kararımız net derken, adayımız belli derken bu karar önceden verildi. Şu anda da hiç durmadan, aksamadan yapılacak olan 18 Haziran'da zamanda yapılacak olan seçimler için bizim her şeyimiz hazır. Mitinglerle, köy çalışmalarıyla, ilçe ilçe çalışmalarıyla, il il çalışmalarıyla, bölge içi çalışmalarıyla herkes Milliyetçi Hareket Partisi camiası Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında, önderliğinde herkes şu anda sahada ve kısmet olursa 2023'te hep beraber görüp müşahede edeceğiz Allah kısmet ederse. Cumhur İttifakı oyunu arttırarak büyük bir başarıyla bu seçimden çıkacaktır.
oy artacak dediniz efendim. Aslında biz de hem 4 Eylül Sivas Kongresi ruhuyla Sivas'ta gerçekleştirilen mitingi ve onun akabinde bütün şehirlerde ta ki Samsun'a kadar bütün mitingleri takip ettik ve meydanlar tıklım tıklım doluydu. Özellikle sahte anketçilere MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasında yer ayırıyor. Geçtiğimiz haftalarda da bazı muhalif gazetecilerin de yine açıklamaları oldu. Özellikle seçim oylarına yönelik değerlendirmeniz ne olur? Bugün nasıl bir katılım bekliyoruz buraya? Şimdi anket demek para demek. Parayı veriyorsunuz. O sahte anketçiler istedikleri o parayı verenleri yüksek gösteriyorlar. Karşıdakileri de işte Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nı da aşağıda gösteriyorlar. 4 Eylül Sivas'ta başlayan miting heyecanı ve kalabalığı diğer 7 tane yerde de yaşanınca şimdi demeye başladılar ki ya işte öyle değilmiş, işte Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte efendim daha yukarı. Bizim anketimiz şu, biz halkın içindeyiz. Her gün 24 saat esasına göre siyaset yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Oturduğumuz yerde, durduğumuz yerde. Ben partide harcanan, oturulan vakte harcanan zaman diyorum. Halkın içinde olmak lazım. Halkın içindeyiz. Giriyoruz, konuşuyoruz. Kahvehane, cami derneğine, efendim işte çay ocaklarına veyahut da kafelere veyahut da meydanda orada burada neredeyse insanların arasında biz şunu görüyoruz. Yani hem şehirde hem de kırsalda büyük bir teveccüh var Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na. Onun için neyi görüyorsunuz derken, yani bu sahte anketçiler de bu işten de zaten bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin anketini hiç kimse tutturamadı. Herkes 8 dedi, 10 oldu. 10 dedi, 18 oldu. 4 dedi, 5 dedi, 11 oldu. Hiçbir zaman bu sahte anketçiler veyahut da normal anketçiler Milliyetçi Hareket Partisi'nin anketini tutturamadı. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi halkın içinden doğmuş, Türk milletinin özüne göre kurulmuş bir parti. Milliyetçi Hareket Partisi de partiden öteye de bir şey. Yani bu milletin öz değerlerini yaşayan, yaşatan, yaşatmaya çalışan, ülkenin geleceğini, işte 5000 yıllık, 10.000 yıllık Türk tarihi var. Bu Türk tarihinde kıyamete kadar Türk milletinin varoluşunun olması için kurulmuş bir parti, Türk Milliyetçilerin Partisi. Onun için bizim anketimiz o anket firmaları değil, bizim anketimiz halkımız, bizim anketimiz yanına gittiğimiz insanlarımız. Onun için ben çok güzel şeyler olacak. Yani önümüzdeki günlerde göreceksiniz, efendim işte seçime de 7 ay gibi bir süre kaldı. Bugüne kadar özellikle Cumhur İttifakı kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hızla ilerlemesi, savunma sanayinde, sanayide, ihracatın 250 milyar dolar gelişinde, istihdamda, efendim neyi, hangi konuyu ele alırsanız, eğitimde, sağlıkta, her konuda şu anda Türkiye büyük bir irtifa yapıyor, yukarıya doğru kalkıyor, gidiyor. Bu 18 Haziran'dan sonra yapılacak olan seçimlerde Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle yıldırım hızıyla, şimşek hızıyla bu köprüyü geçeceğiz 18 Haziran'ı, Allah kısmet ederse bu seçimleri. İşte Cumhurbaşkanımızı Tayyip Erdoğan Bey'i seçip Milliyetçi Hareket Partisi'ni de mecliste çok güçlü kılmamız lazım. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne kadar gücü olursa dengeler o kadar değişiyor. Yani bizim muarızlarımız tarafından sınır dışında Amerika, işte Avrupa Birliği ülkeleri, işte efendim veyahut da başka ülkeler, işte kulağımızın işte yanında Yunanistan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parlamentosunda Milliyetçi Hareket Partisi ne kadar güçlü olursa dengeler o kadar Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin lehine gelişiyor. Sonra hedef 2023'e doğru lider ülke Türkiye sloganı ilk Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu bir hedef. Biz şunu demiştik yıllar önce, Sayın Genel Başkanımız şunu demişti: 2023 bölgesinde lider ülke Türkiye, 2053, 2071 dünyada süper ülke Türkiye diye hedef koymuşlardı. Şu anda bu devlet politikası oldu. 2023 lider ülke Türkiye, bölgesinde lider ülke Türkiye diye. Şu anda hızlı adımlarla oraya doğru yaklaşılıyor. Bence Türkiye lider ülke oldu. Çünkü şu anda dünyada oyun bozan bir özelliğimiz vardı ama şu anda oyun kuran bir özelliğimiz oldu. İşte Tahıl Koridoru'dur, işte Dağlık Karabağ'ın kurtuluşudur, işte Maraş bölgesinin turizme açılmasıdır, Ayasofya'nın Cami-i Kebir olması, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da, efendim işte Suriye'de, Irak'ta, Libya'da
dünyanın her bir tarafında artık sözü dinlenen, oyun kurucu bir ülke olduk. Peki efendim, başka söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz bugünle ilgili? Vallahi bugün çok güzel bir gün. Yani Allah da bize bu havayı nasip etti. Çok şu güzel anda şu anda 20 derecenin üstünde bir sıcak var. Sanki şöyle Ağustos, Temmuz ayı yaşanıyor gibi bir sıcak var Samsun'da. Yani bu da bize Allah'ın bir lütfu diye düşünüyorum. Çünkü biz Kasım'ın 20'sinde miting yaparken acaba kar mı olur, buz mu olur, yağmur mu olur diye düşünürken Allah böyle bir güzelliği verdi. İnşallah bu güzelliği buraya çok büyük bir katılımda taşlandırıp bu işi bitireceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, MHP Samsun İl Başkanı Sayın Abdullah Karapıçak yayın konuğum oldu. Saatler 16'yı gösterdiğinde MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda Samsunlu vatandaşlarla bir araya gelecek. Hem iç politikaya dair dedik, hem de dış politikaya dair önemli mesajlar verecek ve elbette ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine Mehmetçiğin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yönelik de önemli mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim ve sözü Samsun'dan başkent Ankara'ya bırakalım.